Cennet Hanım varmış. Bu daha önce programda ismi geçen Davut ismindeki kişinin eşi mi eski eşi mi? Bağlansın, bağlansın. Eşi. Eşi. Bağlansın, bağlansın kızım, bağla. Cennet Hanım merhaba. Merhaba Esra, iyi günler. Sağ olun, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Buyurun, bir söylemek istedikleriniz varmış. Mustafa Bey beni dikkatli dinlesin demişsiniz. Nazile Bey ile ilgili, Nazile Hanım'la ilgili konuşmak istiyorum ben. Nazile Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Benim Davut Bağdevran eşimle beraber. Heh, bak. Ne? Yalan mı? Eşiniz eşi. Davut'la şu anda beraber. Evet, beraber. Ha? Nasıl böyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Bundan emin misiniz peki? Gitmeden bekar kızı var Mustafa Bey'in. Gitmeden sıravın aşmış. Evet. Ben demiş Davut'u çok seviyorum. Davutsuz yapamam. Hı-hı. Ben gidiyorum demiş. Heh. Daha önce de benim eşim zaten götüreceğim 2-3 ay öncesi söyledi. Biz eşimle çok problemler yaşadık bu olayla ilgili. Götüreceğim, eğer tutacağım, sahip çıkacağım dedi bana eşim. Şu anda 16 Ekim tarihinde Nazile Hanım tekrar evini, çocuklarını terk ettiğinde direkt bu Davut denilen kocanızın yanına mı gitti? Davut'un yanına mı gitti? Evet, Davut daha denilene gitti. Zaten eşim benim kaynıma gideceği gün, bir gün öncesi Davut bir şey namus demiş, hakkını helal et. Ben demiş götüreceğim demiş, başıma demiş, bir iş gelirse demiş, hakkını helal et demiş, ben demiş götüreceğim demiş. Ev tutacağım. Bu olaylar olana kadar beraberdik. Bu konuda bizim 7-8 ay öncesi yuvamız yıkılma durumuna geldi bu kadın yüzünden. Sizin yuvanızın yıkılmasının sebebi Nazile Hanım mı? Evet. Evet, evet, aynen öyle. Daha şimdi önce de Nazile Hanım akrabalarının yanında olduğunu söylemişti. Annem. Götüreceğini zaten söyledi. Yalan söylüyor kızım. Kadın bizim geçen sene 3. ayın 15'i 20'si o aralardı. O kadını ondan sonra biz halam olayı vardı, annem, halam sürekli bu kadınla görüşüyordu. 5-6 sene beni zorla bu kadınla görüştürmek istedi. Ve halam bu diye. Anlamıyorum. 5-6 sene beni konuşturmaya zorla çalıştı. Konuştum da yani. Evet, Davut Bağdelen eşim yani. Ondan sonra mı 5-6 sene bu kadın iyi bir şeye benzemiyor, yürüs bir insana benzemiyor. Beni konuşturma dedik de eşim konuşturdu 5-6 sene. Niye eşiniz sizi zorla Nazile ile görüştürmek istiyor? Yani arkadaş olmanızı mı istiyor? Arkadaş olup bizi yani daha iyi meydana çıksın diye yani şey gizli olsun gelip gidelim. Daha bir araya mesafe koydu yani şeyli oldu yani. Daha bizi samimi etmeye çalıştı. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Bizi ondan sonra mı eşim sürekli bundan... İşte çalışıyorum. Çalışmalarına eşim ekmek veren lazım mı diye eşimi arıyorum. Eşimi telefonla sürekli gece gündüz meşgul. Eşimi arıyorum. Ondan sonra eve geldim, bir baktım bu kadınla görüşmeleri, bir saat görüşmeleri var, yakaladım yani sürekli. Gece konuşuyor, gündüz konuşuyor. Mesajlarını yakaladım bu kadınla beraber. Yani aradınız mı? Şimdi o numara bir telefon, eşinizin sık sık görüşü bir telefon numarası var, bir de mesajlar var. Aradınız mı Nazile Hanım'ı? Evet, Nazile olduğunu anladım ben diyor. Evet, devam ben edin. 6 gün telefonunu kapatıyordu Davut Bağdelen. Başka bir adamlarla konuşturuyordu Davut. Kendini ispatlamak için. Ya, görüyor musun? Şefim diye. Şef diye birisi yokmuş. O köyden birisiyle beni şefim diye başkasıyla görüştürmüş Davut. 5-6 sefer. Davut sürekli 6 günde bir telefonunu kapatıp sürekli 2 ay orada kaldı doğru. Biraz yavaş konuşursan Cennet, çok iyi anlatıyorsun ama çok fazla. Tamam annem, farkındayım yani. Şimdi heyecanlı olmandan ziyade bir tarafta sinirlisin ve öfkelisin.
Çünkü evet, Mustafa zaten. Abi diyor ki benim yuvamı bu Davut bozdu diyor. Sen evet, diyorsun ki benim yuvamı bozan da Nazile. Onların evet. ikisinin beraber olabilmek için iki yani kendi yuvalarını dağıttıklarını söylüyorsunuz. Evet doğru. Şimdi bu köyden anlatıyordun. Köyde birileriyle seni telefonda konuşturuyor. Evet Davut kendini iş adamı, iş adamı gerekten konuşturuyor. İş daha adamı kiranı çekmiyordu. Beni sana kiranı çekmeyeceğim net diyor. Sen de yani konuş. Beni başka adamlarla konuştu, kendini ispatlıyordu. Ben başkasının yanında olsun diye. Sana be, yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun başkasının sana. Başkasının yanında diye. Bunu iki ay boyu sürekli Davut bana yaptı. Ondan sonra ama en sonunda ben inanmamaya başladım. Ben köye gittim annemle. Davut'la bizim problemler başladı. Annemlere gittim. Geç Kenan aradı. Kenan bir oğlu var. Köyden aradı. Benim hayındırdığım olan. Biliyorum. Davut daha denemde para istedi bu Kenan. Ben gece onlara ondan sonra saat 12'de telefonlaştı gece. Ben onları dinledim. Abi dedi bana para yollar mısın dedi Kenan. Ben de ona dinledikten sonra mı Davut dedim. Sen dedim benim çoluğumun çocuğumun rızkını niye yolluyorsun Kenan'a dedim. Parasını dedim. O gece ben eşimle tartıştım. Ondan eşim beni annemlerde dövdü. Annemler uyuyordu. Annemler kalkana da beni dövdü eşim. Ondan sonra eşim çekti geldi Kumru'ya köye geldi. Kumru'ya kasaba gibi verdiyiz Kumru'ya geldi. Ondan sonra bu işte daha çok yoğunlaştı. 3 ay aradan geçti ben 6 yedi ay annemlerde kaldım. Kaldıktan sonra ben eşim tek yaşadı burada 2 ay falan ben dönmedim annemlerden. Eşim gel gel bana yalvarıyor ben dönmedim. Bu işin aynı devam etmiş görüşmeler devam etmiş eşimle beraber. Sonra ondan sonra ben hapset cennet yaptım bir hata cennet. Onlar da beni kandırdı 10 milyar bu kiralık araba olaylarında falan en yakınımdan benim 10 milyar para aldırttırdı Davut bana. En yakınınızdan 10 bin TL aldınız siz. Evet. Bu parayı kime vermek için istedi? Nazlı'la beraber anayıydı. Kaza yapmış. O kadınla gezerken, ileri geri kiralık arabalarda gezerken kaza yapmış Davut. Duydun. Sürekli Davut oraya gidiyordu. Duydun. Hiç yalanın var mı? Evet. Sokakta gezmeye gidiyor Davut. Sürekli kiralık araba alıyormuş. Kaza yapmış. Kazadan sonra da 6 sefer yine gitmiş bu. Ne altısı, ne altısı? Şimdi 10 bin TL de bu kazanın bedeli olarak sen gittin, evet, yakınlarından anda, birinden borç istedin. Bu borç da sana mı kaldı? Evet, bana kaldı. O borç da bana kaldı. Şimdi Davut'un şu anda yani 40-50 milyar da bu kadının peşinde yediği paralar da var. Yani 36 gram bilezik almış, 1 milyar 800 para almış. Elbet geniş borç ihtiyacı olmaz. 10 milyar beni dolandırdı. 10 milyar yine başkasından almış Davut Teadelen. 40-50 milyar şu anda borcu var. O kişiler de arıyor Davut'u. Ziynet eşyası mı almış Nazire Hanım? Orayı anlamadım. Bilezik almış. 36 gram bilezik bu kadınla beraber yemiş. Ben görmedim, görmedim. Bir şey yok halinde. Buraya geldi. Şimdi Cennet, evet. 7-8 ay öncesine kadar evliliğimizde herhangi bir sorun yoktu dedin. Ya öyle saat sebep oluyordu ama bu kadar yoğun yoktu. Yok. Ama 7-8 ay önce senin de iddian şu. Aynı işte. Eşim Nazile ile görüşmeye başladıktan sonra sorunlar başladı. Ben şiddet gördüm ve evi terk etmek zorunda kaldım dedi. Evet. İşi de anlatmak istiyorum Esra ablacığım. Kurban bayramına bir gün kalın mı akşamleyin. Evet. Eşim dışarıdan geldi sinirli yine ama bizi huyu suyu değişti. Yani eşim bizi görmek daha iyi istemiyor. Hal ve hareketi belli oluyor. Ben Mustafa abiye dedim. Mustafa abi dedim. Mustafa abi beni aradı. Kenan beni aradı oğlu. Evet. Bir dakika Cennet, bir dakika. Cennet bir dakika alayım. Bu dedim yani. Bu eve uçağa bakmıyor dedim. Ben yeri gelip merdiven siliyorum. Yeri gelip ev temizliğine gidiyorum. Yeri gelip ben tarlalara gidiyorum Esra abla. Bu insan eve uçağa bakmıyor. Yemeğine çalışıyor, yemeğine. Üç tane çocuğu babası bakıyor. Üç tane çocuğunu kendim görüyorum. Ben bir şey kaymakamıza yardım alıyorum. Çocuğumu böyle görüyorum. Bu insan bizi bakmadı. Davut Bey kaç yaşında eşiniz? 36 yaşında. Eşim 37 yaşında. Nazire kaç yaşında? Nazile? Nazile 74 doğumlu. 74 doğumlu. Ben bunu Mustafa Bey'e anlattım Esra abla. Bana benim dekomanı getir dedim. Ispatla dedim yani bunu ben de davamı açacağım. Çıkaramadım. Çıkaramadım. Dedim. Davamı ben açacağım dedim ama ben bunu ispatla çıkaramadım. Çıkaramadım. Ya geldi yırttı. Bir akşam ben. Mustafa abiye okuyacağım o kadın benden dekomanı çıkarttın Mustafa abi dedim. Kadın onun okuyacağım koluna vurdu. Tam söylediklerini anlamadım Cennet ama bir şey daha yavaş sormak konuş, istiyorum. Yavaş. Evet biraz sakin konuş. Sakin konuş. Ben boşanma dava açacaktım dedin. Ha, ben o, yok benden şey istedi. Ha? Ben dekomanı getirdim öncesiydi bu. Dekomanı getirdim dedim Mustafa abiye. Döküman. Ha, dekomanı getirdim. Ha, telefon kayıtlarını istedin. Siz telefon kayıtlarını... Ben döküman çıkarttırdım. Döküman gelmedi eve. Aldı yırttı evde. Ben işe gidiyorum. Deli yırttı. Mustafa abi aradım bir akşam ben. Mustafa abi o yakaladı biz konuşurken. Mustafa abinin koluna o zaman vurdu.
Dine bak. Davut Bey konuşmasını. Ben bunu duydum. Siz bunu nasıl duydunuz? Firavun'un konuşmalarını, Firavun açık kaldı bir 5 dakika. Mustafa evet. Bey bağırdı, kolum bağırdı. Bu kadın vurdu. Ne tükümanı dedi, o karışamaz dedi, sen beni kabul edeceksin dedi. Onu koluna vurdu, ben 5 dakika bu Firavun'u dinledim. Artık bir şey daha anlatmak istiyorum Mustafa ablacığım. Kurban bayramı akşam, eşim beni dövdü bu kadın yüzünden. Sen de Mustafa'ya demişsin ki dedi, sen ev ocağa bakmıyorsun, sen çalışmıyorsun. Ev ocağı sen görüyormuşsun filan dedi bana. Evet dedim, yalan mı dedim. Evi ben görüyorum, yalan mı dedim. Burada dedim, bütün dün köy dedim, kumur dedim, bağlantın dedim. Ben yardım alıyorum, 3 tane çocuğuma ben bakıyorum dedim. 3 çocuğuna yalan tek başına dedim. Bakıyorsun. Evet. Tek başına erkek gibi çalışıyor. Tek yani 3 tane çocuğu. Tane çocuğum, benim çocuklarım 8 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında. 8, 11 ve 13 yaşlarında. O kızın işin onu bunu bahane etti, o kadın onu şişirmiş. Onlar da işin o gece beni saat 9'da dövdü. Bunu dövdüğüne dair çocuklarım şahit. Benim yüzümde şu anda çaplak var. Darp yapmanı falan aldın mı Cennet? Aldı her şeyi aldı. Bunun hepsi var. Aldım. Hepsi var. Ben aslında şimdi... bu ikisi bir tarafta senin kocan, bir tarafta onun karısı karşılıklı yalanlarla, inkarlarla bu ilişkiyi aylardır sürdürüyorlar. Olan da hem senin 3 çocuğuna hem senin çocuklarına oluyor. Söyle Cennet'ciğim. Evet, benim eşim çok yalancı bir insan. Yalanı daha iyi başaran bir insan. Tam buluşmuşlar Cennet, tam. Benimki de öyle oldu. Bak, benimki de kendine çekmiş. Yürüt insan değil benim eşim. Aralarında akrabalık var mı Nazile ile Davut Bey arasında? Yok, öyle bir yakınlık yok yani. Öyle o kadar yakınlık bir derece yok. Yakınlık şimdi yok. Benim karının kardeşinin kızının oğlu. Kaynatanın eşimin ikinci hanımının üvey anası bu. Yani uzaktan. Ha, uzaktan. Uzaktan akrabalık. Şimdi Cennet şunu sormak istiyorum. 7 Ekim'de Nazile evden kaçıyor ya, sonra tekrar kocası... Zehir olsun. Kim lan havyanın kapına? Şimdi dedi ki beni tehdit etti. Sen de Esra'ya dedi, yan bağlanamazsın dedi. Beni tehdit etti. Şimdi gece beni 11'de aradı. Beni tehdit etti eşim. Asla. Hiç çekinme. Söyle ne varsa söyle, hiç çekinme. Asla. Doğrular adamla. Esra Eroğlu'la iletişim kurmayacaksın. Bu yaşananları anlatmayacaksın. Ki... Senin sessiz kalma sebebin bu muydu? Buydu, ben korktum, bağlanmadım, evet. Eşin tehdit ediyor ama o ileri adıma gider mi yani? Hani kapına dayanır mı, sana zarar verir mi? Benim de var can tehlikem. Bundan sonra beni de korumayalım. Benim eşim yapar yani, yapar. Eşin yapar. Şimdi şey Cennet neredesin, hangi şehirdesin bilmiyorum ama bulunduğun yere... Ben işe gideyim. Jandarma ya da karakola gidip... Kim, dost mu, düşman mı? Hemen bu durumu da anlatabilirsen, bir koruma kararı aldırabilirsen çok sevinirim. Çünkü yani eşin sadece tehdit etmekle kalmaz. Daha fazlasını yapabilir dedin. Efendim? Atmak istiyorum ben. Benim okuca dövdü. Ben 2 tane dayanmışım. Benim şu anda yüzümde çaplak var. Evet. Alnımda benim şişlik var. Bak, bunları ben bana dedi işte bu. Benim baş dönmem var. Hep biliyorum. Başım dönüyor. Ben şu anda inan ki var ya, yani ayaklar durmak için yine mecburiyetten çalışıyorum yani. Hala da çalışmaya devam mı ediyorsun? Evet. Ben bak şimdi. Ben çıkıyorum, tahliye gidiyorum, ev temizliğine gidiyorum, yarın yine gideceğim. Yani benim işim çalışmadı, bize bakmadı ya. Çalışır mı peki? Şu anda çalışıyor mudur? Ya adam nerede çalışıyor? Köy yerde inşaat yapıyormuş. Seyyar işlerde yapıyorum yani, çalışıyorum ben. Sen çalışıyorsun eşin. Keşan'ın köyündeymiş. Keşan'ın bulacağım. Seyyar işlerde, ev temizliği gibi, merdiven gibi. Seyyar tarlalara gidiyorum. O kadın benim eşimi sürekli şişiriyor, bizim üstümüze salıyor yani. Boşanmayı istediğinizde eşinizin tepkisi ne oldu? Hani bütün yazışmaları falan biliyorsunuz. Boşanalım evet, dediniz mi? Eşinize benim eşim benim için 2 ay çok uğraştı. Cennet dedi, gel konuşalım, ben bir hata yaptım dedi. Daha olmayacak dedi, oldu bir kere dedi, beni affet. Ben bu insanın çok borçlarını kapattım, çalıştım.
Ama bu adam iki gün, üçüncü gün yine aynı. Değişmiyor. Şu soyadımı da hiçbir şeyden, şekilde değişmez. Bu da değil yani. Değişmiyor. Yani şimdi karı koca da beraber çalışır, bir hayat mücadelesini ortak verir. Ama bütün yükü, çocukları, evin sorumluluğunu, her şeyi, borçları da kadın üzerine yıkıp da öbür tarafta zevki sefa yapan bir adamdan hiçbir vicdan ve merhamet bekleyemezsin. Bir ayın zaten içinde cennet, bir ayın içinde 15 milyar borca soktu beni. Çocuğumu delirtti, İstanbul'a götürdü, işe soktu. Bir cennet ay çalışmadı, geri geldi derken ev tuttu, göçünü al, göçünü getir derken 15 milyar. Cennet ablacığım, boşanmak istiyor musun artık? Ben boşanma davasını bir aydır açtım abla. Heh, açtım. Ben kesinlikle kesinlikle boşanıyorum. Ben zaten yüzün bir insan olsaydı da yarım ekmeği helalinden yeseydim her şeyimi kazanırdım. Bu insan düzgün bir insan değil ablacığım. Beni de bütün Kumru bağlansın, bütün köy bağlansın. Yani herkes benim arkamda bu konuda. Bu düzgün bir insan değil ablacığım. Bu yalan, dolan, bu adamın konu böyle yani, karakteri böyle. Düzgün bir insan değil bu yani. Nazile, ben davamı açtım. Şimdi Nazile eşiyle barışıp geri dönüyor. Birkaç gün yanında kalıyor ve sonra tekrar gidiyor. Biliyor. Şu anda Nazile nerede? Yani bu Davut Dağdelen'in yanında mı? Yanında. Sizin iddianız bu yönde, Davut Dağdelen'in yanında mı? Niye geldi, geri döndü, bunu da merak ediyorum. Yani o dönüşün amacı neydi? Cennet, seninle konuşacağız. Devam da edeceğiz konuya. Şimdi diğer konuya geçeceğiz. Emine Koçalan konusuna da geçeceğiz. Nazile Bayrağı tekrar arıyoruz sevgili seyirciler. Nerede olduğunu bilen görenler başvuruda ve ihbarda bulunabilirler. Yazık Mustafa olur abi, biliyorum çok öfkelisin. Kendi yani hep her baktığında söyleniyor. Seni şimdi karşıdaki koltuğa alacağım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.